Şimdi şöyle bir noktaya gelelim. Hani görüntülerimiz içinde yok ama bir olay yaşandı. Aslında çok az onu da izleyeceğiz ama Cemal Can'la Barış arasında bir diyalog vardı açık arttırmada. Bu diyalogta da işte Cemal Can Barış'a kaç liran kaldı diyor. Barış da cevap vermiyor. Buna tepki gösterenler de oldu, göstermeyenler de oldu ama bu olay biraz adayı da yansıdı. Bakalım Cemal Can bu konuyu nasıl değerlendirmiş, üzerine hepsini tartışacağız. Kaybettik ve bizim elimize 500 peso zaten verdiler. Ödül yani, hani bu aslında. Ödül yani aslında. Barış orada ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ben en son soruyorum yani. Yemesem de umurumda değil. Biliyorsun, hepiniz beni biliyorsunuz. Umurumda değil. Dedim ki herkese sordum. Karşı takıma da soruyorum. Ha. Ne kadar paranız kaldı? Evet gördüm bunu. Barış'a dedim ki ne kadar paran kaldı? Bana göz göze geldik, gördün orada. Ne yaptı bana? Söylemem deyip böyle elindekini... Söylemem deyip elindeki parayı böyle gizledi. Ben dedim ki niye söylemiyorsun dedim. Amaç ne yani? Hemen önde davranırsın falan. Yemin ederim. Sonra bana sordu. Aa evet. En son ben de pizzayı aldıktan sonra eşit gibi kaldı paralarımız. Evet. Dedim ki yok ya söylemem dedim ona öyle yaptı diye. Yemin ederim. Hem söylemiyor ki kendi parasını sakladı. Sakladı. Sonra bana da sordu. Sende kaç kaldı bence? Zaten o hani para mevzusu alelade bir şey. Hani orada Acun abiye söylesem herkes tek tek söylüyor zaten. İki kere adam sordu zaten. Adam iki kere sordu zaten. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Ya çok ufak şeyler. Ufak bu işte bu ufak şeyleri sevmiyorum ya. Hani anladın mı? Bu ufak. Cemal, ufak hesaplar dedi. Hani anladın mı? Cemal. Yemesem orada zevkine o kadar yemek Adam, geliyor gidiyor şey ona gidiyor. Şimdi biz bir takım değil miyiz kardeşim? Evet. Yeri geliyor Nisa için hepiniz geri çekilmiyorsunuz. Evet. Yeri geliyor senin için hepiniz geri çekiliyor. Evet. Yeri geliyor benim için hepiniz geri çekiliyorsunuz. Evet. Kimin? Böyle takım ediyoruz. Biz böyle takım böyle olur. Evet. Yani sen, aynısı gibi. Hani rakipten parayı saklarsın anlarım da. Takım arkadaşından para saklamak nedir? Söylemek, işte yani. Ondan laf alıp kendi paranı saklamak nedir? Ayıp ama ya. Ya ben de bir iki şeyini gördüm de neyse. Boş ver neyse. Şimdi demin dediğim gibi orada bir zaten çok kısa bir diyalog. Ne kadarın kaldı diyor. O da söylemem diyor. Burada mesela Cemal Can mı daha haklı geliyor size? Yoksa Barış sizce burada hatalı mı ya da bunu şaka mahiyetli mi söylemiş? Damla ne düşünüyorsun? Yani ben Barış'ın ne yapmaya çalıştığını aslında çok anlayamadım. Yani bunu Cemal Can değil, zaten Acun Bey de soruyor ne kadar kaldı, ne kadar, sende ne kadar kaldı. Bunu söylememenin mantığı ne olabilir? Şimdi ben senden daha fazla iyiyimse eğer bu düşünce, Barış'ın ne kadar kaldığını söylememesi... Bu da bana çok iyi niyetliymiş gibi gelmiyor. Tamam orada bir strateji dönüyor ama takım içerisinde de bu kadar ufak detaylara takılmamak gerekiyor. Karşı takım için bunu yapabilirsin. Atıyorum Mert sana sormuş olsa söylemeyebilirsin ya da oradan X Sercan sormuş olabilir, Ersin sormuş olabilir. Bunlara okeyim ama kendi takım arkadaşların için bunu yapmam bence çok da doğru değil. Çünkü en çok parası kalan orada Cemal Can. Sonlara doğru yaşanıyor galiba bu olay. Yani... Aslında sessizliğini burada da devam ettiriyor. Ben bu hareketini onaylamıyorum. Ha, bu büyük bir strateji midir, değil midir bilemem ama bu biraz şey gibi. Üçümüz ya da dördümüz bir yemek söyleyeceğiz. Atıyorum bende az para var. İşte ya sizde ne kadar var? Bende çok yok. İşte sen gizliyorsun şey vermemek için. Belki fazla para vermemek için. Bunun gibi bir şey aslında bu. Yani ne olur mesela sen 100 lira versen hepimiz yerine daha mı fakir olacaksın? Yok. Ama gizliyorsun mesela. Bu beni rahatsız ederdi. Böyle bir ortak bir şey paylaşacağımız zaman sen cebindeki parayı saklıyorsan benden ben rahatsız olurum. Ve Barış'ın buradaki sessizliği devam ediyorsa o zaman oyun alanlarındaki ya da aday yaşantısındaki sessizliğini ve eleştirilerimizi destekleyici bir şey çıkıyor ortaya aslında. Beni rahatsız etti. Evet. İhsan sana da söz vereceğim ama şu Cemal Can'ın bir röportajı var. İçerisinde bu aralarındaki diyaloğun da oldu. Onu bir izleyelim ardından sana söz vereceğim İhsan. Tamam. Dünkü oyunu kaybettik. Kaybetmemize rağmen 500 pesomuz vardı açık arttırmada. Bence takımın genelinin 500 o elimizdeki paraya gayet güzel yediğini düşünüyorum. Sadece bir iki kişi hariç. Keyifli oyun içerisinde 2-3 sinsi açık gözlü hareket sezdim. Kendi takımımızdan. Bunları da söylemeden edemeyeceğim. Barış'a ne kadar parası kaldığını sordum.
ve bana kaş göz yapıp parasını söylemedi bir an. Ve neden söylemediğini sorduğumda da hesaplarsın, elimden alırsın tarzı bir cevap verdi. Ben de şok geçirdim orada. Senin kaçın kaldı? Ha? 300'ün kaldı. Niye bilmem diyorsun? Ne bileyim. İşte hesap yaparsın diye. Yok artık daha neler. Anlamadım niye böyle ufak hesaplar yaptığını. Ve o 3 lahmacunu yedikten sonra Yunus Emre'nin bana olan tavrında zaten iyi değildi de bir tık daha bir değişme sezdim. Umurumda mı? Değil. Zaten onunla iletişime bench dışında, oyun dışında geçmeyeceğimi söylemiştim. Yüz yüze bunu konuştuk karşılıklı bir şekilde. Şimdi İhsan sen de bir şeyler söyle sonra ben de bir yorum yapacağım. Ya yapsana bir yorumu. Sonra ben de bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman. Ben bahsedeyim. Şimdi diyaloğa baktığımızda şimdi bununla ilgili çok tartışıldı. Barış orada bir anlık şaka mı yaptı ya da şey mi diye. Ama ben şu noktadayım. Şimdi Cemalcan diyor ki kaç paran kaldı diyor. O da diyor ki söylemem diyor. Sonra Cemalcan diyor ki niye söylemiyorsun diyor. Sonra o da hesap yaparsın diye diyor. Demek ki aslında bu pek bir şaka gibi de değil. Burada hani Barış içinden bir şey düşünmüş. Kişi kendinden bilir işimi. Bilmiyorum. O ben, senin yorum olabilir. Bence öyle. Heh. Bence yani. Olmuş olabilir. İşte bu diyaloğun devam etmesi. Şimdi anlık olarak dese ki niye söyleyeyim dese şaka şaka 300 peson var dese olay bitti benim için. Mesela okey o zaman derim ki Barış tamam bu olay da temiz benim için. Ama niye söylemedin dediğinde hesap yaparsın diye diyorsa demek ki Barış bunu kovalıyor. Ama burada bir taraf ters bir taraftan da bakalım. Cemalcan Cemal niye Can Barış'a da soruyor? Evet. O zaman Cemalcan da hesap kovalıyor. E Cemalcan eğer sorup kaç pezozu olduğunu öğrenmek istiyorsa Barış da bunu saklayabilir. Bunu o da hesap yapar mantık olarak yani. Yani bunu benim düşüncem bu. Yani burada Barış ya burada kim suçlu ya da kim daha çok hata yapmış dersen 100 birim üzerinden düşünürsen bence %60 Barış'tır ama %40 da Cemalcan'dır. Çünkü sen Barış'tan bir şey bekliyorsun ama sen de soruyorsun. Seni sormak hakkınsa onun da söylememek hakkı. Yani anlatabildim mi? Yani bu noktadayım. Ha, sorardı işte ya Barış ortak bir şey yaparız o yüzden sordum. Hani birini sen al birini ben bak ikimizde de 300 kalmış falan diyebilirdi belki. Ama bence ama o tepkinin Cemalcan da çok doğru değil orada. Sonra söyleyemezsin. Yani şimdi sana böyle tepki vermiş bir insana da gel biz... O tepkiyi vermeseydin Cemalcan oraya getirecekti belki. Ama Cemalcan da burada sütten çıkmış ak kaşık. Doğru mu söyledim? Ya doğru söyledim. Öyle bir tabir vardır. Sütten çıkmış ak kaşık değil. O zaman sen de sormayacaksın. Sen soruyorsan ama bunu herkes sorabilir ki şimdi hepimizde bir para olduğunu düşün. Sen bir şey alıyorsun, sen bir şey tamam. Alıyorsun. Cemalcan istediği bir şey alamamış. Yani ben istediğim bir şey alamamışım. Ben otomatikman hani siz ne yediniz? Ben de acaba aç kalır mıyım? Bir şey almam gerekiyor mu? Herkese para bitti mi? İyi sorgulamak adına sende ne kadar kaldı? Sende ne kadar kaldı? Diye işte bunu sorabilirim. İşte o noktadan dolayı ben Cemalcan'a çok büyük hata demiyorum. Ama Barış da söylemeyebilir. Tabii ortada ama şimdi eleştirirken ama bir şey söyleyeceğim. O zaman Barış'ın bak şimdi, strateji yaptığını şimdi Damla ama bak bu yarışmada şöyle bir şey var. Mesela diyelim dün sucuk ödülü var. Ardahan 200 diyor. Ünlülerden biri 300 diyor. Sonra gönüllüden biri 350 diyor. Yani aslında burada gönüllüler kendi içinde de bir rekabet içindeler. Ve istediklerini yemek de istiyorlar. En kızışmış anında hani orada kendi içinde de bir rekabet içindesin. Yani tamam. O yüzden söylüyorum. Tabii yani Barış neticede söylemeyip strateji yapıyorsa dediğin gibi çünkü ben bunu ekleyecektim. Demek ki Cemalcan da aslında bir strateji peşinde koştuğu için bu soruyu soruyor Barış'a. O da ama bence söylemesi gerekiyordu. Çünkü şaka olsaydı... Ben Cemalcan'ın o açıdan strateji yaptığını düşünmüyorum. Yani bu kafamda kurup da acaba onda ne kadar kaldı? Ben daha iyisiniyim de onun cebindeki parayı öğreneyim mantığıyla değil. Bunu gayri ihtiyar hepimiz de yapmışızdır. Sende ne kadar var, sende ne kadar? Bir yemek söyleyeceğiz. Sende ne kadar? Bunu sorarsın. Barış hatalı mı burada? Bence Barış daha hatalı geliyor bana. Hatta senin söylediğin yüzdelik oranına göre %99 diyorum. 99'a %1. Evet. Vay. Evet. Buyur İhsan'cığım. Bence sen bana hata karşı... falan yok ortada. Ne Cemalcan'ın hatası var ne Barış'ın hatası var. Konu değil. Konuyu akşam konuşacakları kadar, toplantı yapacakları kadar, ertesi gün Cemalcan'ın işte sinsiler var, açık gözler diyeceği kadar büyük bir konu değil. Konu o kadar sıradan, o kadar normal bir konu ki... Konu da aktörler Barış ve Cemalcan olduğu için konuşuluyor. Özellikle Barış olduğu için konuşuluyor. Çünkü bak konu şu. Senin ne kadar kaldı diyor Cemalcan.
Barış böyle yapıyor. Bilmem 300-300 diyor. Bak bilmemle 300-300 arasında bir bilmem saniye 300, yok. Bilmem 300-300 değil. Bilmem neden diyor, söylemiyorsun? Bilmem diyor. İzle bir daha. İzle bir daha. Bir bilmem de, diyor. Neden söylemiyorsun? Hesap yaparsın. 300-300'ü diyor. Hesap yaparsın da sonra söylüyor. Bak orada şakayla karışıp. Hesap yaparsın belki deyip arkasında. Ama bir şey söyleyeyim. Bak şakayla karışıp da bir durum var. Evet belki kafasından hesap yapma durumu da var. Olabilir de yani bu böyle wow bir şey değil. Orada Cemalcan da bir hesap yapıyor kafasında. Barış da bir hesap yapıyor. Birbirlerinden para gizliyorlar ama şakalaşıyorlar. İkisinin yaptığı hesabın ortam, aynı olduğunu mu düşünüyorsun? Canım bir anlatayım. Ortam zaten sakin. Bak ben seni dinledim. Ağzımı açmadım. İkinizi üçünüzü dinledim. Düğmeye bas. Tamam. Düğmeye bas. Kapatıyorum şu an. Şu an açık açık. Şu an kapalı. Isıtıcı tamam. Düğmemiz var da. Damla üşüyor. Ben yanıyorum. Isıtıcı bende evet. Damla. Bir müsaade et. Tamam. Ya ben yorumluyorum. Sen karşı tamam, geliyorsan İsa, gel kardeşim. Ben seni, bitirince dinliyorum. Karşı gel. Tamam. Bak, benim için bu mevzu değil. Ama bu neye benziyor biliyor musun? Ya madem siz bu çocuğu konuşacaksınız şimdi Barış'ı. Aa işte şöyle hesap yaptı Yasin diyor ki işte takım olamıyoruz bilmiyorum. Konuşanlar kim? Gönüller A dediğimiz evet. Beşli. Takım olamıyoruz falan filan. Nereden vuruyorlar? Barış'ın Cemalcan'a parayı söylememesi. Vay kıyamet koptu. Ya kardeş 5 dakika önce bu çocuk Nisa'ya yemeği bırakmadı mı? Neden? Tatlıyı bırakmadı neden mı? Neden bıraktı? Nisa çok mu istiyorsun demedim. Bak çok neden? Sercan'dan çok... dolayı ben araya giriyorum özür dilerim. Demin kızdın Damla'ya ama bana da kızmıyor. Bir saniye bence Sercan'la yani. Alakası yok ya. Çok kız alakası ağlıyor, var. Ediyor, bir şeyler. Ondan sonra girecek teklif yapacak çok istiyor. Nisa'cığım istiyor musun diyor. Yani gireceğim ama diyor istiyor tamam o zaman ben girmiyorum diyor. E onu niye konuşmuyorsunuz o zaman? Nisa oradan diyemiyor mesela. Ya tamam öyle de Barış da bana bıraktı ben de çok ucuza çok güzel bir tatlı yedim. Ya yani onları konuşmuyorsunuz. Cemalcan'a 3 saniye söylemedi diye olayları alıyorlar. Ne kadar büyük bir tesadüf vay efendim, ama. İnanılmaz büyük bir olay. Gece toplantı yapılıyor. Takım değiliz biz. Takım ne? Barış 300 olduğunu söylememiş. Vay efendim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Barış Ünler takımında niye böyle geri planda kaldı? İşte günaydın demedi. Bütün biz 2 ay boyunca Barış'ın günaydın demediğini... Ya konu o değildi. Yarın öbür gün Barış niye şey deseler bunlar? E çünkü bana 300 pesos kaldığını söylemedi filan diyecekler. Komik bunlar biliyor musunuz? Komik eleştiriler yani. We'll be right back.